Yani bunu yapabiliriz çünkü geride ben böyle, ben makine alanında işte bir mezun veriyorsan resme baktığında makineyi anlayacak öğrenci istiyorum. Onu şöyle şöyle stajlarda şu eğitimlerse ben istihdamını sağlayacağım. Staj istihdam olmasa bile stajını sağlayacağım varı bence bir sürü problemi çözer. Ya bir kadar öğrenci yok. Ama öğrenci yok şu an. Mahmut Bey normalde öğretiyor. Hayır. Hocamın dediğine katılıyoruz. Yani orada bizim işveren olarak da üzerimize düşen bu tarz sorumlulukları yerine getirmemiz gerekiyor. Yani evet problem vardı. Bu problemi gidermek için de daha detaylı bizim de şey yapmamız lazım. Ben meslek sesindeki öğretmenlerimizle onlarla görüşmeler yapıyoruz. Şu ana kadar söylemediğim bir şey de var. Son 2-3 yıldır hem yüksekokul noktasında hem de özellikle meslek liselerin noktasında öğrencimin denetlenmesi noktasında ben bir eksiğin olmadığını görüyorum. Yani burada bence bir süreçte bir şey var, gelişim var yani. Bunlar olduğu için söylemiyorum. Ben bunu genel yerlerde de söylüyorum. Öğrenci takip altına alınmalı ama hocamın dediği gibi de bizim daha detaylı, okulların bir ihtiyacımıza binaen daha kaliteli, daha parlak seçeceğiz gerekirse. Hocam ne dedi az önce? Erkut meslek sesi değil mi hocam? Neden Erkut meslek yüksek okulu yapmış? Baktığımız zaman temelde devasa bir firma. Bunun ızdırabını, bunun sıkıntısını çektiği için artık adam özellikle elemandan istediği verimi alamadığı için daha demiş artık bir okul kurayım demişler. Belki de bu tarzda yola çıkılmış, ismini de vermiş, oraya teknik tesisat da koymuş, oraya kendi ihtiyacına binaen makine ekipman da koymuş. Ben önce benim söylediğim liketler veya Victoria program gibi veya CS tezgah işletmeler koymuş ve oradan elemanı tezgahdan almaya başlamış. Yani hocam bu dediğine katılıyorum. Burada bizim de işveren olarak kurtarcısı da, tescilcisi de gelecek müdür veya müdür yardımcısına veya okul öğretmenine veya öğrencilere ulaşacak. Benim bu kalitede, bu standartlarda elemana ihtiyacım var. Bakın çocuklar, siz bunu yaptığınızda bir saat hazır bir şeklinde bile daha detaylı çalışmalar yapmamız gerektiğine inanıyorum. Hocam, bir tek bununla bağlantılı bir konu var. Yıllardan beri biz mesleki ve teknik eğitim fuarı diye Mayıs ayının sonunda fuarlar yapmaya gayret ederiz. Bu fuarın esas yapılış amacı mesleki ve teknik eğitimi tanıtmaktır. Ve bu fuarı yaparken de yanımızda sanayicilerimizi, işverenlerimizi de görmek isteriz. Üniversitemizi de, yüksekokulumuzu da görmek isteriz. Ben tam yeri geldi diyorum. İnşallah bu yıl yapacağımız fuarda sizler de bulunursunuz. Nerede yapıyoruz? Biz şimdi yer olarak Cumhuriyet Meydanı olarak düşünüldü. Bu Milli Eğitim'in çalışma takviminde de vardır tarihleri. Bu çalışmada bu yıl bizimle birlikte hareket edilebilirse hangi tarihleri? Mayıs ayının son haftası 4 günlük bir şeydir bu çalışmadır. 4 günü kapsayan. Evet. O şekilde bir çalışmamız var. Ne der bu konuda hocalarımız? Fakültede yüksek olup katılıyorum. Evet. Bence de isabet olur. Yani bunu evet. Özellikle zaten birinci kurulun yapacağı şeylerden bir tanesi o. Yani başta belirttiğimiz koordinasyon kurulunun isabet olur. Evet. Çünkü tam yeri geldi diye. Bir dikkat. Yani kaçmaması gereken bir konu var. Kadirli'deki Sayın Hocamızın söylediği. Yani bu Endüstri Meslek Lisesi'nden bir önceki adımda çocuğun mesleğine yönelmesi gerekiyor. Endüstri Meslek Lisesi'ne mecburen gitmiş, kendine gitmiş, kayıt yaptırmış bir çocuk, yanlış bir yola girmiş. Kendince veya ailesinin yönlendirmesiyle. Ondan sonra devamlı yanlış yola gidiyor. Yani ilkokuldan itibaren bu dediğimiz takipler yapılsa, öğrencinin neye meyli var, neye becerisi var, onu yapılsa sanki birinci adımımız o gibi. Bence bu kapsam bizi aştığı için, yani bu kapsam bizi aşar. Bizim yapabileceğimiz şey, yani gidecek, bakın tekrar söylüyorum, 40 kişi varsa bir sınıfta, ben 40 kişinin iş bulmasından bahsetmiyorum. 40 kişi içerisinde 3-4 tane iyi talebe var, fakat çıksa bile tanımlayacak. Çıksa bile değil, sanayici bundan şikayetçi. Benim yetkinliğimde değil diyor yani. Ama sanayici çıkacak, o hedef mesela 40 kişinin 10 kişisi,
10 kişisi bunlar bana gelecek vadeden öğrenciler ve ben bunu bu yetkinliği istiyorum öğrenciler. Çıkarken gerekirse kendisi işte programını sağlayacak, gerekirse makinesini sağlayacak, gerekirse stajını sağlayacak. Öğrenci o sanayicinin kontrol altında büyümüş olacak. Böylece sanayide istihdam sorunu da kalmayacak. Yani istihdama yetkin bir personel kazandırmış olacak. O ondan önceki durum, yani liseden önceki durum bizi aşıyor. Biz onu yapamayız yani. Onun öyle bir devlet şey programına girmesi gerekiyor. Yani şunu yapabiliriz. Mesleki eğitim tanıtım programının 7. seneye tanıtılırsa öğrenci kendine hazır ve biraz daha rahat yere geçiyor. Evet, onun kararını aldık. Sincan'a bir gezi yapmamıştık hocam. Sincan'a ne yapmalı buraya davet ediyoruz. Sincan'da bunu becermişler biraz hocam. Hocam, oradaki arkadaşlar buraya gelsin ya. Bu sene Antalya, Bursa'yla pilot okumaları şey almaz. Bu kurumlamayı almaz. Hocam bir temas kuralım. Gerekirse burada bir seminer tarzı bir şeyler de yapabilir miyiz? Evet. Sayın hocam, siyah stez yalnız var mı konuda? Şimdi CNC endüresimiz var, kurumlarımız var. AutoCAD sürüklediğimiz kurumlar da bunlar var. Yalnız bizim sıkıntımız şu. İşletmenin bizden ne istediği, işletmenin bizi zorlaması oluyor. Öğrencilerin bizi zorlaması oluyor. Şimdi şöyle, dün benim arkadaşımla aramda geçen bir diyalog size söyleyeyim. Bu hazırlığı yaptığı için konuşmayı yaparken anlatan dedim, mezun ettiğiniz öğrencilere verimleri gelip bize ya çocuğu unutma okut, sizin yanında da iş bulamadı diye bir şey soruyor. Hangi bölümden mezun ederseniz, çocuk ya asker olur, ya polis olur, ya çaycı olur ama birisi de gelip de demiyor ki ya biz burada niye olur? Yani bu sorsu hocam, niye işler, işler işte. İşler. Sorgulama yok. İşletmenin bizden isteği çok önemli. İşletmen bize dese ki, biz şöyle şöyle eleman istiyoruz dese, bizi zorlasa. Şimdi sınıfta soru sormayan öğrenci olduğu zaman öğretmen kendini çıkarıştırıyor. Bu aynen böyle. Bizim mutlaka işletmelerin bu işe tam olarak katılması lazım. Çünkü burada okul ayağı var, işletme ayağı var, öğrenci ayağı var. Evet. Üç ayağı çok ayağı iyi çalışması lazım. Medya ayağı, öğrenci ayağı, onu bir ayağı olarak kabul eder tekniğimizi düşünelim. İkizler aynı amaç doğrultusunda. İşletme ayağı çok önemli. Mesela siz seçimde bahsediyorsunuz, öğrenciyi işletmeyle diyalog sağlıyor. Mesela benim 9. sınıf öğrencilerimle, 10. sınıf öğrencilerimle Ketsan firması desin ki, ben mezun olan öğrencilerden 5 tanesini almayı düşünüyorum. 9. sınıftan itibaren bu çocuklara 50'şer lira burs vereceğim. Ve mezun 30 yıllık öğrencilerin işlerini alacağım dese, bu öğrenci 9'dan itibaren kendini Ketsan'a hazırlayacak. 50 lira hiçbir şey değil. Bizim öğrencilerimizin çoğu devletten aldığı burslar, şunlar, bunlar böyle cüz'i rakamlar. Ama bunlar cezbedici. Yani işte az önce arkadaşımız dedi, mesleki ve teknik eğitim dedi, itibarı iade edildi.